Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Doçent Doktor Ali Zır. Kendisi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Konumuz Parkinson. Parkinson. Çok çok önemli. Özellikle de ileri yaşlar diyebiliyoruz. Tabii soracağımız çok sorular var bu konuda. Bizleri de aydınlatacaksınız hem de seyircilerimizi. Evet, ilk sorumu soruyorum. Parkinson hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? Parkinson, bizim beyinde dopamin dediğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan, sizin de söylediğiniz gibi genelde ileri yaşlarda karşımıza gelen, eğer varsa vücudun bir yanında daha çok istirahat halinde ve para sayar tarzda diye tarif edebileceğimiz titreme olmadığı olgular da var. Hareketlerde yavaşlama, küçük adımlarla öne eğik yürüme, yüz hatlarında donukluk, maske yüz dediğimiz değişimle giden sinir sisteminin bir ileri yaş hastalığı. Ve bu maddenin azalması paralelinde genelde 62-65 yaştan sonra toplumda her 300 kişiden birinde ikisinde karşımıza geliyor. Evet. Hocam tabii bilmediğimiz çok şey var bu evet. Konuda. Örnek olarak beyin pilleri nasıl takılıyor? Parkinson'da konuşa konuşa ameliyat nasıl gerçekleşiyor? Şimdi Parkinson hastalığı dediğimiz rahatsızlığın başlangıç tedavisi ilaç tedavisi. Genelde ilaçlarla biz bu eksiği yerine koymaya çalışıyoruz. Ve erken evrelerde önemli grup hastanın da bulgularını düzeltebiliyoruz. Ancak aradan yıllar geçer, ilaçlar yetmez, ilaç yan etkileri ortaya çıkar. Gerek motor yan etkiler dediğimiz ilaç alınca ortaya çıkan istemsiz hareketler, gerek psikolojik problemler karşımıza gelir. Veya erken evrede titreme önde gelen bir bulgu olur ve ilaçlarla geçmezse o zaman da bizim beyin pili dediğimiz tedavimiz karşımıza geliyor. Beyin pili aslında basitçe beynin içine yerleştirdiğimiz iki ince elektrot. Onları pil cihazına, göğüste cilt altına kalp pili gibi koyuyoruz. Bağlayan birer uzatma kablosu ve pil cihazından oluşuyor. Ve biz bu pili takarak ve beynin içerisine elektrik akımı vererek hastalık bulgularını düzeltmeye çalışıyoruz. Bunun tıp dilindeki adı nöromodülasyon. Bu ameliyatların beyin ameliyatı kısmı sizin de sorduğunuz gibi uyanık, karşılıklı konuşarak, hastayla sohbet ederek yaptığımız ameliyatlar. Çünkü lokal anestezi altında kafatasına birer küçük delik delerek beyindeki hücreleri bulmaya çalışıyoruz ve o bölgeye birer elektrot yerleştiriyoruz. Evet. Sonrasında ameliyatın son aşamasında o kabloları ve pili takarken canı yanmasın diye hastalar bir yarım saat 40 dakika ayrıca uyutuluyor. Evet. Çok güzel. Peki hocam, beyin pil ameliyatlarında başarının sırrı nerede saklıdır? Güzel bir soru. Beyin pillerindeki hedefimiz bizim aslında hastalıktan sorumlu alan olan beynin içerisindeki 2-3 milimetre çapındaki bir yeri bulup oraya doğru elektrot koyabilmek. Tabii bunu yaparken ne bir milim aşağı ne bir milim yana gitmeye hakkımız var ya da şansımız var. Mikro elektrot kayıt ve stimülasyon tekniği dediğimiz bir yöntemle ucu yaklaşık 2 mikronluk bir elektrodu beynin içerisinde mikron mikron bilgisayar aracılığıyla ilerlettiğimizde ve karmaşık bir elektronik düzeneye bağladığımızda hem beyindeki hücrelerin sesini, elektriksel aktivitesini dinleyebiliyoruz hem de o bölgeyi uyararak uyanık hastada cevaplara bakabiliyoruz. Bu da bize beynin fizyolojik haritasını çıkarmayı ve o hücrelerin yerini 80 mikrondan daha az bir hata payıyla bulabilmeyi sağlıyor. Bunu yaptığımızda doğru yere elektrodu koyduğumuzda önemli ölçüde hastalarımızda yüz güldürücü sonuçları elde edebiliyoruz. Çok güzel. Hocam, beyin pilleri Parkinson dışında başka hastalıklara da tedavi olarak iyi geliyor mu? Beyinde kendini emniyette hisseden hiç nöron yok. Yani her yere ulaşmamız ve elektrik akımı verebilmemiz mümkün. Bu konuda en başarılı olduğumuz alan Parkinson hastalığı ve titremeler, diğer hareket bozuklukları. Biliyorsunuz genç yaşlarda Parkinson dışında hepimizde heyecanlanınca ortaya çıkan el titremeleri olabiliyor. Bunlar aslında Parkinson'dan daha da sık görünen bir grup. Bu hastalarda da tıbbi tedavi yeterli sonucu vermiyorsa beyin piliyle biz bu titremeleri durdurabiliyoruz. Gene distoni adını verdiğimiz aşırı vücut kasılmaları olan hastalarda da beyin pili elektrotları ve akımıyla distonik kasılmaları azaltabiliyoruz. Bunun dışında yurt dışında bazı merkezler ağır depresyonlarda, obsesif kompulsif psikiyatrik hastalıklarda, tedaviye dirençli epilepsi olgularında da beyin pilini uygulamaya çalışıyorlar. Bazı çalışmalar ile hafızayı geri çağırabileceğimizi gördük. Kontrollü çalışma sonuçları eğer ön çalışma sonuçlarını desteklerse belki önümüzdeki yıllarda hafızayı geri çağırabilmek için de Alzheimer gibi hastalıklarda beyin pilini kullanabileceğiz. Oldukça, ama bu çalışmaları bekliyoruz. Evet, oldukça aslında geniş bir alana da hitap ediyor. İleride yani teknolojinin de gelişmesiyle
birçok hastalığa da aslında belki tedavi anlamında cevap tabii, olacak. Tabii çünkü bu yöntemle beyindeki hücrelerin elektriksel aktivitesini hem baskılayabiliyoruz hem uyarabiliyoruz. Ve tamamen kontrolü bizim elimizde olan geri dönüşümlü, programlanabilir, ayarlanabilir yöntemler. Ameliyat sonrası hastalarımız ayaktan poliklinik kontrollerine geliyor. Ve biz verdiğimiz elektrik akımını istediğimiz gibi değiştirerek hem o hastaya en uygun ayarları yapıp en fazla yararı sağlayacak klinik bulguları bulabiliyoruz. Hem de hani bir yan etki, olumsuz bir şey gördüğümüzde o ayarları değiştirebilme şansımız oluyor. Güzel. Peki hocam, beyin pilleri hastaların yaşamında neler değiştiriyor veya ameliyattan sonra nasıl bir süreç işliyor? Şimdi tabii Parkinson özellikle kronik ilerleyici bir hastalık. Biz bu bir kür değil, hastalığı ortadan kaldırmıyoruz. Hı hı. Ama bunu basitçe ben hastalığın saatini geri almak diye tanımlamak istiyorum. Çünkü biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın 1. 2. senesindeki haline geriye getirebiliyoruz. Bu da bağımsız yaşayamayan, başkasının yardımıyla belki yatakta dönen ya da beslenebilen bir hastanın yeniden eski sağlıklı günlerine yakın bir hale kavuşmasını, yeniden üretici olabilmesini, çoğu kişinin mesleğine, topluma geri dönebilmesi anlamına geliyor. Ve hastalar her türlü aktivitede de bulunabiliyorlar. Bir kısıtlayıcılığı da olmuyor. Hocam çok sık gelecek sorulardan biridir belki ama pillerin ömrü ne kadardır? Şimdi adı üstünde pil, bir ömrü evet, var tabii. Yani. Bu piller bizim daha çok eskiden taktığımız piller, dışarıdan şarj edilemiyordu ve verilen elektrik akımına bağlı. Bu Parkinson'da 4-6 sene gibi, distoni hastalarında biraz daha yüksek elektrik akımı verdiğimiz için daha kısa sürede pillerin değişmesi gerekiyordu. Bugün yeni gelişen teknoloji dışarıdan şarj edilebilen pilleri kullanma fırsatını bize veriyor. İddialara göre diyelim tabii o süreleri daha tamamlamadık ama bir 25 sene kadar değişmeden o piller şarj edilerek tekrar kullanılabilecek gibi görünüyor. Ameliyata riskleri var mı hocam? Ameliyat tabii, bir beyin ameliyatı özellikle. Bir defa her ameliyatta olduğu gibi %1 civarında bir enfeksiyon riskinden bahsetmek lazım. Bunun dışında tabii her ne kadar biz bu ameliyatları uyanık, konuşarak, karşılıklı sohbet ederek yapıyor da olsak birer küçük delik deliyoruz. İçeriye bir takım iğneler, aletler sokup çıkarıyoruz. Teorik olarak bunların bir damara rastlama, bir kanama olma veya bir damar tıkanıklığı riski %1 gibi vardır. Ama bu bir yelpaze, hiçbir şey olmamasından bazı problemlerin oluşuna kadar bu %1 içeriyor. Hani en kötüsünün olma ihtimali 1000'de 1'dir, 10.000'de 1'dir. Bugüne kadar yaklaşık 1400 ameliyatta ciddi bir problem görmedik açıkçası. Çok da ciddi bir oran hocam. Bu oranın tabii hareket bozukluğu ameliyatı bunlar. Yani özellikle o haritalama yöntemi olarak bunların 900'de beyin pilini geçti açıkçası. Evet. Dolayısıyla hani deneyimli ellerde riskleri oldukça az olan bir ameliyat evet. diyebiliriz. Evet. Peki bu beyin pili takılı hastalar hocam yaşamlarına ne şekilde devam ediyorlar? Örneğin spor yapabiliyorlar mı? Hangi aktivitelerde durumları nasıl? Sistem zaten dışarıdan görünen bir şey değil. Hani kalp pili gibi diyebiliriz buna. Beynin tabii elektrotlar beynin içinde ama hastalar her türlü yaşantılarına devam ediyor. Spor yapıyorlar ama hani tabii işte uzak doğu dövüş sporunu istemiyoruz. Ya tabii. da maç yapıp topa kafa atmayı istemiyoruz. Ama yüzüyorlar, tenis oynuyorlar, golf oynuyorlar. Yani normal aktivitelerine devam ediyorlar. Eskiden teknoloji oraya gelmediği için, metal bir implant olduğu için MR çektirmelerinde endişemiz vardı. Bugün yeni cihazlarla MR çektirmek de mümkün. Her türlü görüntüleme X-ray cihazları falan vardır orada. Onlardan zaten geçebiliyorlardı ama MR güçlü bir manyetik alan olduğu için hani bir risk oluşturur mu ya da pil açılır kapanır mı diye endişeler vardı ama bugün bu teknolojiyle onları da yapabiliyorlar. Hocam ameliyat için herhangi bir yaş kriteri söz konusu mu? Ya da kimlere yapılmaz bu ameliyat? Şimdi kimlere yapılırdan başlarsak hastanın pür Parkinson hastası olması ve ilaca iyi cevap veren ya da en azından vaktiyle veren bir hasta olması gerekiyor. Çünkü beyin pilleri basitçe yüksek doz ilacın etkisini taklit eden tedavi yöntemleri. Bir grup hasta var ki biz bunlara Parkinson plus artı diyoruz. Yani Parkinson'a benziyor ama daha farklı rahatsızlıklar. Bu hastaların ilaca cevabı iyi değilse bu hastaları ameliyat etmemek gerekiyor zaten. Bunun dışında yaş önemli bir kriter ama tek kriter değil. Yani 80 yaşındaki bir hastayı başka bir çaremiz yoksa ve hastanın gerçekten bu ameliyattan göreceği yarar önemli ölçüde yüksekse ameliyat edebildiğimiz gibi 60'lı yaşlardaki bir hastayı uygun da bulmayabiliyoruz. Ameliyat önerdiğimiz her hasta zaten kardiyoloji, dahiliye, anestezi, psikiyatri doktorları tarafından ayrıntılı değerlendiriliyor ve ameliyata engel bir durum olup olmadığı bize söyleniyor. Zaten bizim ameliyat kısmımız, beyin kısmı
uyanık yaptığımız ameliyatlar ama hani sonrasında da bir yarım saat 40 dakika anestezi aldığı için hani zaten bu aşamalardan geçmiş, onay almış ve bir risk görülmeyen hastalar ameliyat ediliyor. Hastalıklardan bahsettik. Zaten hocam da çok güzel anlattı. Evet. İşte kalp, şeker, tansiyon gibi rahatsızlıklar bu ameliyata engel mi? Değerlendiriliyor hastalar. Regüle ediliyor genelde. Tabii tansiyon yüksekliği varsa hastanın tansiyonu kontrol edildikten, şekeri kontrollü olduktan sonra hani çok acil, ciddi bir problem olmadığı takdirde de bize onay veriyorlar. Ama gün oluyor bir hastayı biz hani pil takalım mı diyoruz. Kardiyoloji diyor ki bir dakika diyor. Önce stent lazım diyor. Yani bir anjiyo yapmamız lazım diyor. O zaman da tabii önceliği olan işlemler yapılıyor. Sonrasında yine onay verirlerse biz uyguluyoruz. Hocam hasta için doğru bir zaman var mı? Yani şu yaş aralığı veya şu tarihlerde veya herhangi bir... Valla şimdi burada bu hastaların önemli bir kısmı yok. Sizin için çok erken ne? Artık sizin için çok geçin arasına sıkışıyorlar. Yani doğru zaman aslında o hasta için ideal koşulların olduğu ve tıbbi tedavinin artık yeterli olmadığı zaman. Genelde tabii başta hastalar ilaca iyi cevap verdikleri için önemli bir zamanlarını sorunsuz yaşayabiliyor. Ama ne zaman gelip ilaç tedavisi gün boyu hastanın açık kalmasına yetmiyorsa, sık açık kapalı dalgalanmaları ortaya çıkıyor veya artık ilaç yan etkileri ortaya çıkıp yaşam kalitesini bozuyorsa ameliyat zamanı. Bir de tabii yaşı çok genç hastalar. Bahsettiğimiz gibi titreme önde gelen ve tek şikayetse bu hastalar bir yandan şanslılar. Çünkü diğer katılık, ağırlık bulguları çok ön planda değil. Ama bir yandan da az şanslılar çünkü ilaca cevapları iyi olmuyor. O zaman da ameliyat gerekiyor. Bir de tabii hastanın Parkinson genelde ileri yaşta görülüyor ama bir %15 kadar hasta 50'li yaşlardan önce görülebiliyor. Bu grup hastalarda çok yüksek doz ilaca ihtiyaç varsa, bu yardımcı ilaçlar yetmiyorsa, bu bir yerde 2-3 sene sonra yoğun ilaç yan etkileri demek oluyor. Yurt dışındaki çoğu merkez artık erken yaşta da hastalara beyin pili tedavisini bu gerekçelerle öneriyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür gerçekten ederiz. Çok keyifli ve güzel bilgilerde aydınlattınız bizi. Gerçekten de öyle. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ olun. Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de Sağlık'ta konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doçent doktor Ali Zırh'tı. Ve konumuz Parkinson beyin pilleri tedavisiydi. Bizden ayrılmayın. Tüm hızla devam ediyor programımız. Bizimle kalın.